Merhaba. Siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Bugün 26 Haziran 2021 Cumartesi. İstanbul yarışlarına ait olan yorum ve kritiklerime başlamadan önce İstanbul'da havanın açık ve güneşli olduğu, çim ve kum pistlerimizin normal olduğu bilgisini verdikten sonra arkadaşlar bugün özel bir gün. Türk tarihi, yarışçılık tarihinin en özel günlerinden bir tanesi. Çok sayıda grup yarışı var. Bunların içinde en önemlisi tabii ki Gazi koşusu. Bir atın hayatında bir kez koşabileceği bir yarış. Bir kez o şansı elde edebileceği bir yarış. Gazi koşu 3 yaşlı safkan İngilizlere mahsus. Ee, günün festival arasında geçmesini isterdik. Nasıl festival havası? Yani seyircili olarak geçmesini isterdik. Ancak pandemi dolayısıyla bu sene de yine seyircisiz. Ee, geçecek. Bizim için sıkıntı yok. Biz girip çıkıyoruz da o İstanbul'da olsak. At sahipler, antrenörler, seyisler vesaire jokeyler için. Ama Bunlar hiç önemli değil. Mühim olan her zaman için ben ne diyorum? Yarı severdir. Yarı sever yoksa hiçbir şey yoktur. Yarı sever yoksa ne at sahibi, ne antrenör, ne jokey, ne at, ne bir şey hiçbir şey yoktur. Bu işte en önemli olan şey yarı severdir. Sonrasında da attır. Önce yarı sever olacak, sonra at olacak. At olacak, yarı sever olacak. İkisi çok ön planlardır. Ee, Şimdi arkadaşlar grubumuza yeni katılan arkadaşlarımız var. Aramızdan ayrılanlar var. Ee, bunları bir kez daha söyleme zarureti hissediyorum. Bugün de zamanımız bol. Biliyorsunuz arkadaşlar eski arkadaşlar o sıra bakmasınlar. Ee, söylemek zorundayım bunları. Biliyorsunuz arkadaşlar ben yarışları koştura koştura anlatırım. Ben her zaman ne diyorum sizlere? Yarış yavaş gider başka at gelir. Süratli gider başka at gelir. At yarışının değişmez bir numaralı kuralı budur. Bunun haricinde o atın o haftaki idmanı pisti, mesafesi kilosu, jokeyi. İşte startın önüne girmeden evvel stres yapmayacak, eğeri kaymayacak, önü kapanmayacak, jokeyi düşmeyecek, kaçan atı kaçıracak, bekleyen atı bekletecek. En azından bizim istediğimiz ölçülerde yarış koşacak. Bunun haricinde jokeyi yarış içinde yer seçecek, iyi yer seçecek. Yarışın atın yarışın yarış içinde atın ayağına basılmayacak, startın içinde at bir yere kafasını vurmayacak, ayağını çarpmayacak. Atın yarış içinde nalı düşmeyecek. Bunların hepsi birer e, olgudur. Bu olguları ben yan yana getirerek sizlerle yorum ve kritiklerimde bulunuyorum. Bunun haricinde e, biliyorsunuz arkadaşlar bunu bir kez daha söyleme zarureti hissediyorum. At yarışının %75'i bilgi ise unutmayın %25'i her zaman için şanstır. O şansın yanınızda olması lazım. O şans yanınızda olmasa allemeyi cihan olsanız hikaye. Ne kadar bilirseniz bilin. %25'lik şans olmasa yanınızda bir hiçsiniz. Bir de şunu bir kez daha söylüyorum. At yarışının bileni yoktur. Kim derse ki ben bu işi biliyorum. O de yüz ben de dahil yalan söyler. Bu işin yorumcusu vardır. Emekçisi vardır. Ben emekçi yorumcu tarafındayım deyip e, bu arada ikili, üçlü, çifte, beşli altılı ganyan, yedili plase vesaire bu tip oyunlara katılmak isteyen arkadaşlar bana sormanıza gerek yok. Verdiğim sıralama dahilinde zaten inciğinden cinciğine bıncığına kadar her şeyi sırayla sizlere anlatıyorum detaylarıyla, nedenleriyle, niçinleriyle. Ona göre küçük küçük kendi bütçenizi aşmadan 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira ben kimsenin bütçesini bilemeyeceğim için oyunlara iştirak edebilirsiniz. Ki bu arada şu dipnotu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar şu anda altılığına yan kadar cazip bir oyun var. Hiç kimse farkında değil. Yedili Plase diye bir oyun var. Dün Yedili Plase 140 milyar verdi. Dün bir, bir ton para veriyor. 150 lira oldu. Birim fiyatı yükseldi. Bir ayak fazla. Yani Yedili Plase çok cazip bir oyun haline geldi. Gelmeye başladı. Yedili Plase oyunlarına da dikkat edin. Yani e, diyorum sizlere. 6'lı kadar bence Yedili Plase de e, dikkat e, önemli bir hale aldı. Çünkü çok paralar vermeye başladı diyor. Diğer oyunlara da işte bütçeniz iş, iş, şeyinde e, bütçeniz dahilinde iştirak edebilirsiniz deyip fazla da lafı sözü uzatmadan geçiyorum günün dördüncü altılı ganyanlarımızın birinci ayağı olan Açık Haliç koşusuna katılacak dört yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre mesafeli çim pist bu yarışta. Yarışı koşturduğumuz zaman ön tarafta Alihan'ın makinalı tüfek gibi gideceği Şah'ın gideceği, Hazafet'in gideceği bugün için Yarışın ön tarafta anormal süratli gitmesini beklediğimden dolayı son koşmuş olduğu yarışlar, yarışta adeta rakiplerini çimin içine gömen bugün için yine aynı performansını yapmasını beklediğim, yarışın gidişi altta tamamen kendiliğine olduğunu düşündüğüm 9 olduğu Yamanlar Bey'i ilk şanslı sapkan. Daha sonra son koşmuş olduğu yarışı galaya almayın. O gün için idman pistinde eksikti bu at. İdmanları eksikti. Bugün için tam İda, idmanları mükemmel durumda olan ve geçtiğimiz yıllarda buradaki atların hemen hemen hepsine üstünlük sağlayan bugün için farklı performans beklediğim 5 numaralı ki idmanları çok iyi Rhythm Divine ikinci şansı sapkan. Daha sonra yine son koşmuş olduğu yarışı sentetik piste kazanan Çin pistte de başarılı olan bugün içinde de yarışın gidişatı ön tarafa 2 atı 3 at alıp onların arkalarında saklanıp koşacağını düşündüğüm 7 numaralı Ulan Batur Üçüncü şanslı Sapkan. Daha sonra son koşmuş olduğu yarışı 1600 metre Ankara'da ağır kazanan mükemmel hayatın en iyi durumunda olan 3 numaralı Hasafet. Dördüncü şanslı Sapkan. Daha sonra yarışın ölüm temposu haline geçmesinden dolayı sonlarda etkili split yapmasını beklediğim ve aradan sonra gerekli yarışları görüp gerekli kondisyonu da kazanan 8 doğulu Verneza daha sonra şanslı sapkan. Son olarak da yine sonlarda mermi gibi gelmesini beklediğim 4 numaralı Kuzey Kafkasyalı deyip Sırayla bu yarışı verecek olacak olursam sizlere 9, 5, 7, 3, 8, 4 sıralamasını önerdikten sonra geçiyorum günün 5. Altılı yanlarımızın ikinci ayağı olan açık anafartalar koşusuna katılacak. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 2000 metre mesafeli kumpis bu yarışta. Arkadaşlar anafartalar koşularla ilgili size şunu söyleyebilirim. Şunları söyleyebilirim. Her sene anafartalar koşusunda hemen hemen sürpriz olur. Bakın açın tarihe açın bakın. Her sene bu anafartalar koşusunda sürpriz olur deyip şimdi başlıyorum yorumlarıma. Yarışı koşturduğum zaman ön tarafta Cagner'in gideceği, Ambargo'nun gideceği, Light the Stars'ın gideceği, Regardlasın ön tarafa yakın gideceği, Legar Ezer geçerin ön tarafa yakın gideceği yarışta. Bugün için son koşmuş olduğu yarışta start çıkışında tökezleyip adeta yere kapatlanırken son dakikada kapaklanmayan, o gün için dengesi bozulan, ve üstü üstü yarışın da gidişatı yavaş olan oysa bugün için yarışın süratli gideceğini sonlarda yapacağı etkili sprintle değerlendireceğini düşündüğüm Bitcoin gibi klas grup bir atının öz kardeşi olan 10 numaralı Litecoin ilk şansı safkan. Daha sonra yine son koşmuş olduğu yarışta 100 metre startta kalıp gelip uçup ikinci olan adeta böyle televizyonun önünde bak dola kaldığım 8 numaralı Koca Alp İkinci şanssız atkan. Daha sonra yine startta beraber ön tarafa çıkacak olan tam bir kumpistatı olduğunu bildiğim 3 numaralı Jackner Üçüncü şanssız sapkan. Daha sonra yarışları hiç de fena olmayan 4 numaralı Ezer geçer. Adana'dan net olarak tanıdığım 13 numaralı Regardless. Sonlarda mermi gibi gelme özelliği bulunan 17 numaralı Kaotik. Bugün için çok farklı performans bekliyorum bu hattan. 16 numaralı Vinci Tore. Ve son olarak da 9 numaralı Like the Stars deyip Sırayla bu yarışı verecek olacak olursam size 18, 3, 4, 13, 17, 16 ve 9 sıralamasını önerdikten sonra ikinci video için bir dakika ara rica ediyorum.